Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1K programına hoş geldiniz. Bir CNN Türk klasiğinde 20 yıldır ya her hafta, kimi zaman da her gün yaptığımız yayınlarda sizleri dünyanın farklı yerlerinde Türkiye'yi ve dünyadaki Türkleri yakından ilgilendiren konularla buluşturuyoruz. Bugün de yine bir dünya turumuz olacak ama ilk durağımız İdlib. İdlib'de son yılların en büyük askeri yığınağını yapmış durumda Türkiye ve büyük bir gerilim yaşanıyor. Gerilimin bir tarafında Suriye'nin ordusu, havada Ruslar, Suriye ordusunun yanında İran milisleri, Türkiye tarafı ise Özgür Suriye ordusu, HTS ve Türk ordusuyla şu anda İdlib kırsalında çok küçük bir alanda neredeyse karşı karşıya gelmiş durumda. Olası bir savaş kaçınılmaz gibi gözüküyor. Diplomatik çareler hala konuşuluyor, tartışılıyor. Türkiye İdlib'de kararlılığını göstermek için de her gün askeri yığınağını biraz daha arttırıyor. Yeni gözlem kuleleri kuruyor. Gelin görün ki bu gözlem kulelerinin bir kısmı şu anda Suriye güçlerinin hakim olduğu bölgelerin içinde kalmış durumda. Peki ne olacak? Bu da tam net değil. Bir yandan Birleşmiş Milletler de ardı ardına açıklamalar yapıyor ve Suriye'den Türkiye'ye doğru İdlib'de yaklaşık 800 bin kişinin, 800 bin sivilin Türkiye sınırına doğru yola çıktığını belirtiyor. Hatırlayacaksınız, 5'le 1K ekibinden Kenan Taş ve Fatih Öztürk bu yolculuğu geçtiğimiz hafta ekrana taşımış ve gelen binlerce çocuk ve kadının yolculuğunu, meşakkatli yolculuğunu 5'le 1K'da ekrana getirmişti. Peki şu anda son durum ne? Gelin isterseniz İdlib'e gidelim. Bir STK, sivil toplum kuruluşu olan İHH temsilcisi Selim Tosun'a soralım. Selim, son durum nedir acaba sahada? Ne yaşanıyor şu anda İdlib'de? Bize anlatır mısın gördüklerini? Soçi Mutabakatı kapsamında belirlenen İdlib gerginliği, aslanın sürecine belirlenen İdlib gerginliği azaltma bölgesi ve Soçi Mutabakatı ile tescillenen bölgelerin neredeyse yarısı Esed rejiminin kontrolüne geçti. Yani haliyle bu siyasi süreçlerin çok somut anlamda sahada bir karşılığının olmadığını buradan net bir şekilde tekrardan görmüş oluyoruz. Ve bu nedenle siviller Türkiye-Suriye sınırına, Afrin'e, Azez'e doğru yöneldikleri için haliyle kendilerinin neyin beklediğini bilmiyorlar ve çok derin bir ümitsizlik içerisindeler. Burada sivillerin tekrardan ümitlenmelerinin önünü açacak olan tek gelişme Soçi ve Astana mutabakatlarının garantörlerinden biri olan Türkiye'nin yaptırım kararı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rejime Şubat ayının sonuna kadar süre vermesi ve Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesine yönelik bazı yaptırımlar uygulanacağı ifadeleri haliyle bölgede çok büyük bir umut oldu. Çünkü sivillerin birçoğu kendilerini artık neyin beklediğini bilmiyorlar. Ve biraz önce de belirttiğim gibi ölümden kaçan insanlar artık gerçekten tekrar göç etmek ya da ölmek istemiyorlar. Bu nedenle sivillerin aslında tek bir talebi var. Sabah uyandıkları zaman bombaların altında uyanmamak, ailesinden bir bireyin daha eksildiğini görmemek, yine akşam yatarken de ailesinden bir bireyin daha eksildiğini görmemek, bombalar altında uyumamak. Maalesef Türkiye sınırına 5 kilometre mesafedeki Sarmada, Dana bölgeleri bile, buralarda bulunan mülteci kampları bile Esed rejiminin kara saldırılarına maruz kalıyor. Ve haliyle bu da sivilleri göçe doğru itiyor. Buradaki bir başka gelişme ise Esed rejimi şu anda sivillerin Afrin'e gidiş için kullandığı Dağ Artizze bölgesine yaklaşık olarak 2 kilometre mesafeye kadar geldi. Eğer Esed rejimi, Rusya ve İran destekli paramiliter güçler bu bölgeyi de ele geçirirlerse bu durumda sivillerin Afrin'e göç için kullanacakları bir yol da kalmayacak. Haliyle Afrin'e gitme düşüncesinde olan siviller Türkiye-Suriye sınırına doğru yığılmaya başlayacaklar. Burada da bir kaos oluşturmak için aslına bakarsanız Esed rejiminin bir oyununu görüyoruz. Çünkü Esed rejimi eğer Afrin'i kapatırsa Türkiye-Suriye sınırına yığılacak olan sivillerin Türkiye'ye baskı uygulayacağı, Türkiye sınırını aşmaya çalışacaklarını düşünüyor ve bunun da büyük bir kaos oluşturacağını düşünüyor. Haliyle bu nedenle sivillerin hem göçü Suriye içerisinde kontrol edilmesi hem de sivillerin ihtiyaçlarının Suriye içerisinde karşılanması için ve biraz önce de belirtmiş olduğum gibi eğer Afrin kapısı da kapanırsa çok daha derin, çok daha büyük bir insani krizle karşı karşıya kalacağız. Şu anda bölgede İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisinde Astana süreci kapsamında Türkiye'nin kurmuş olduğu 12 gözlem noktası ve bunların hemen karşısında Rusya ve İran tarafından kurulan gözlem noktaları bulunuyor. Ve bir Türkiye'nin kurmuş olduğu gözlem noktalarının çevresindeki bazı bölgeler Esed rejimi tarafından kontrolün ele geçirildiği bölgeler ve buralarda Türkiye şu anda Şubat ayının sonuna kadar aslına bakarsanız rejime süre vermiş olduğu gözlem noktalarının bulunduğu alanların dışına çıkması gerekiyor Esed rejiminin. Ve bu gözlem noktalarının faal olması gerekiyor. Bunun dışında zaman zaman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye içerisinde sevkiyatlar gerçekleştiriliyor. Ve bu bütün süreçler aslına bakarsanız Esed rejimi ve müttefiklerinin tamamen Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesine yönelik olan hamleler. Çünkü burada Türkiye çok yoğun bir göçle mücadele etmek zorunda ve Türkiye sınırının güvenliğini sağlamak zorunda. Haliyle bu nedenle bazı yaptırımlar gündemde.
gelişmeler neler olacağını sahada göreceğiz. Ama bütün gelişmeler aslında bakarsanız Suriye'deki 4 milyonu aşkın sivil tarafından, İdlib'deki 4 milyonu aşkın sivil tarafından çok yakından takip ediliyor. Çünkü Esed rejimi İdlib şehir merkezine 7 kilometre mesafede. Eğer Esed rejimi buralara bir saldırı gerçekleştirmek isterse çok rahat havadan, karadan saldırı gerçekleştirebiliyor. Haliyle bu da siviller açısından büyük bir tedirginlik oluşturuyor. Siviller hava saldırılarından aslında o kadar korkmuyorlar. Hava saldırıları gerçekleştirilirse bir şekilde ölürüz diyorlar. Ama eğer karadan rejim ilerlemeye başlarsa rejimin ne yapacağını bilmiyorlar. Toplu bir kıyma mı maruz kalacaklar? Toplu tecavüze mi maruz kalacaklar? Mallarına mı rejim bir şekilde el koyacak? Canlarına nasıl kastedecek? Ne şekilde öldürecek? İnsanlar bu tarz maalesef endişeler içerisinde. Yani rejim karadan ilerlemeye başlarsa, bir bölgeyi ele geçirmek üzere olursa rejimler bu durumlarda göç ediyor. Şu anda hala İdlib şehir merkezinin neredeyse %70'i dolu durumda. Bu da aslında bunun en büyük tezahürü. Yani 7 kilometre mesafede bulunan Esed rejiminin İdlib'e gelmesi gibi bir risk bulunuyor ve şehrin neredeyse %70'i dolu durumda. Ama Esed rejimi İdlib şehir merkezini ele geçirmek gibi bir hamleye girişirse ve İdlib şehir merkezini ele geçirmeye çok yaklaşırsa bu %70'lik nüfus tamamen boşalacak, İdlib'i terk edecek ve İdlib şehir merkezi de tıpkı diğer bölgelerde Ma'aretel Numan'da, Serakip'te olduğu gibi hayalet şehre dönecek. Böyle bir gelişme olması durumunda yine en az 1 milyon sivilin daha göç etmesi, yerine edilmesi gibi bir risk bulunuyor. Ama en önemli nokta, tekrar belirtmek istiyorum, Afrin kapısının kapanma riskinin kesinlikle unutulmaması gerekiyor. Senin peki göç devam ediyor mu? Yani daha önce biz görüntülemiştik 5'te 1 takibi olarak. Hala insanlar Türkiye sınırına, Türkiye-Suriye sınırına doğru yürüyerek ya da çeşitli araçlarla gelmeye devam ediyorlar mı? İdlib her insan için, her devlet için, her yapı için farklı anlamlar ihtiva ediyor. Kimilerine göre Suriye iç savaşının düğümü, kimilerine göre Suriye iç savaşına farklı bir statü kazandıracak bir bölge, kimilerine göre muhaliflerin son kalesi, kimilerine göre de sivillerin son sığınağı. Ama aslına bakarsanız tek bir gerçek var. 10 yıldır ölüm kalım mücadelesi veren 4 milyon aşkın sivilin bombalar altında yaşam mücadelesi verdiği bir bölge. İdlib özellikle çeşitli barış arayışlarıyla, çeşitli huzur tesisi için arayışlarla birlikte çeşitli siyasi süreçlerin gerçekleştirildiği bir bölge. Astana gibi, Soçi gibi, ama maalesef bunların hiçbir tanesi somut anlamda sahada bir yaptırım gücü veyahut da somut anlamda sahada karşılığı olan süreçler olmadı. Ve 20 Aralık 2019 itibariyle Esed rejimi ve müttefikleri Rusya ve İran tarafından İdlib'in doğusundan başlatılan kara operasyonu sonucu son 3 ay içerisinde 1 milyon aşkın sivil yerinden edildi. Ve bu siviller ya Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu güvenli bölgelere, ya Afrin'e ya da Azez'e doğru göç etmek zorunda kaldı. Buralara giden siviller aslında geçmiş yıllarda da biraz önce belirttiğim gibi göçler ve tahliyeler sonucu İdlib'e gelen siviller. Yani aslına bakarsanız iç göçle gelmiş oldukları İdlib'den yine iç göçle başka bölgelere gitmek zorunda kaldılar. Ve bu siviller hani bildiğimiz o çok standart, klasik, daha müreffeh, daha huzur dolu yaşama giden mülteciler değil. Bu mültecilerin tamamı ölümden kaçan insanlar. Ve haliyle ölümden kaçarak geldikleri İdlib'de yine ölümle karşı karşıya kalmış durumdalar. Özellikle Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu alanlarda zaten artık kamp kuracak, çadır kuracak alan kalmadı. Çünkü bu bölgelerde çok az sayıda güvenli bölge bulunuyor ve bu güvenli bölgelerde çok ciddi anlamda taşlık bölgeler. Haliyle altyapı gerçekleştirmek gerekiyor ve ona göre kamplar kurmak gerekiyor. Ama şu anda çok yoğun bir göç krizi olduğu için de haliyle bu müdahaleler maalesef yetersiz kalıyor. Selim Tosun, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, İdlib'de olan ne yazık ki sadece İdlib'de kalmıyor. Bir yandan Moskova, bir yandan Washington'da yakından takip ediyorlar. Kendi çıkarları için bir anlamda uzaktan bir müdahalede bulunuyorlar da diyebiliriz. Rusya'ya birazdan döneceğiz. Rusya'nın Türkiye'deki rolü, daha doğrusu İdlib'deki rolü ve Türkiye ile ilişkilerini bir bilene soracağız. Ama isterseniz ilk olarak Washington'a Anadolu Ajansı temsilcisi Hakan Çopur'a gidelim. Washington'da da ilginç gelişmeler oluyor. Farkındaysanız geçtiğimiz hafta mesela Amerika Birleşik Devletleri 3 bakana uyguladığı yaptırımı kaldırdığını açıkladı. Bir anlamda zeytin dalı uzattı Türkiye'ye. Gelin görün ki aynı Amerika Birleşik Devletleri Pentagon'un 2020 bütçesinde YPG'ye resmen maddi destekte bulunacağını da açıklamış durumda. Şu anda Amerikalılar aslında Türkiye'ye gönderdikleri Suriye temsilcisiyle bütün bu gelişmede Türkiye'nin yanında olduklarını vurguluyorlar, anlatıyorlar. Biz oradayız diyorlar, Türkiye'nin yanındayız diyorlar ama herhangi bir destekleri, somut desteklerini de şu anda görmüş değiliz. Nitekim daha bu hafta ilginç bir haber ortaya atıldı ve Türkiye'nin Bloomberg'un haberine göre Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot füze hava savunma sistemi almak istediği haberi çıktı.
Peki bu haber doğru mu? Şu anda Washington'da hava nedir? Hakan'a soralım. Hakan, neler konuşuluyor? İdlib konusu oradan, Washington'dan bakınca nasıl gözüküyor acaba? Evet, Washington'dan iyi yayınlar diliyorum Cüneyt Özdemir. İdlib konusu kuşkusuz son günlerin, son dönemin Türkiye açısından bir numaralı gündem maddesi. Biz de bu konunun ABD'deki yansımalarını hem kongre bağlamında, medya bağlamında hem de Trump yönetimi bağlamında takip ediyoruz. Şimdi burada İdlib konusu nasıl yankılanıyor diye baktığınızda aslında şunu söyleyebiliriz. Özellikle Trump'ın Senato'da aklanmasının ardından aslında kamuoyu büyük oranda iç gündeme dönmüş durumda. İşte başkanlık seçimleriyle ilgili süreçler ve Trump yönetimiyle ilgili bir takım başlıklar daha ağırlıklı olarak konuşuluyor. Fakat İdlib konusu da hem Beyaz Saray'da Trump'ın masasındaki konulardan bir tanesi hem de özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bu sürecin takip edildiğini söyleyebiliriz. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu özellikle işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen cumartesi günü yapılan telefon görüşmesinde bu konunun konuşulduğunu biliyoruz Beyaz Saray'ın ve Türkiye'nin açıklamasından. Ayrıca Trump'ın İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göstermiş olduğu hassasiyet ve orada bir katliam olmaması noktasındaki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini de biliyoruz. Bu bakımdan Beyaz Saray, Trump bu meseleyi takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın nitekim son birkaç haftada bu süreçte bu konuyla ilgili iki açıklaması oldu. Her ikisinde de hem Türk askerine yönelik saldırılar kınandı, şehit olan Türk askerlerinden dolayı Türk milletine başsağlığı dilendi. Rusya ve Esed rejimi bu saldırılardan dolayı şiddetli bir şekilde kınandı. Türkiye'nin yanındayız mesajı verildi. Bunlar tabii ki olumlu ifadeler, olumlu söylemler. Fakat burada belki hepimizin tabii dikkatini çeken ama altını çizmemiz gereken nokta şu. ABD söylem olarak İdlib konusunda Türkiye'ye destek veriyor. Fakat somut anlamda ne yapıyor diye baktığınız zaman bu konuda henüz atılmış somut bir adım göremiyoruz. Şimdi bundan 4-5 gün önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien bir panele katıldı ve burada İdlib konusu kendisine soruldu. Robert O'Brien aslında hem Trump'ın hem de işte Dışişleri Bakanlığı'nın söylemediği bir şeyi çok açık bir şekilde ifade etti. Diyor ki O'Brien, kimse İdlib konusunda bizden askeri bir adım atmamızı beklemesin. Yani biz diplomatik anlamda bu sürecin, bu sorunun çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye destek vermeye devam edeceğiz. Fakat biz burada askeri bir adım atmakta yükümlü değiliz. Kimse de bizden bunu beklemesin şeklinde çok net bir açıklaması var. Dolayısıyla iş aslında şuraya geliyor. Evet, bu konu Trump'ın gündeminde. Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ve sonrasında kendisine bu soru sorulduğunda İdlib konusunu takip ettiklerini, Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İdlib konusunda yakından çalıştıklarını söyledi. Dışişleri Bakanlığı'nın bununla ilgili birkaç açıklaması oldu. Kongre'de hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin bu yönde, yani İdlib'deki saldırılardan dolayı Rusya'yı ve Esed rejimini hedef alan açıklamalar oldu. BM Güvenlik Konseyi'nde bu konu gündeme geldi. Burada yine Rusya ve Esed rejimi şiddetli bir şekilde eleştirildi. Fakat toplamda baktığınız zaman ABD yönetiminin şu ana kadar İdlib konusunda bu diplomatik çözüm çağrısı yapan, Türkiye'yi destekleyen açıklamalarının yanında bu açıklamalar dışında somut bir desteği henüz biz görmüş değiliz. Bu bakımdan aslında ikiye ayırmamız gereken bir durum var. Evet, ABD'nin İdlib konusunda Türkiye desteği önemli. Fakat somut anlamda ABD nasıl bir adım atacak ya da adım atacak mı? Bunu hepimiz yakından takip ediyoruz. Nitekim ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey hepimizin takip ettiği üzere Türkiye'ye gitmişti, Ankara'da görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler sonucunda da hani bizim en azından görebildiğimiz somut anlamda ABD'nin desteğine ilişkin somut anlamda bir durum ortaya çıkmadı. Bu bakımdan takip ettiğimiz şey, eğer İdlib konusu çözümsüz bir şekilde veyahut da belki daha da kötüye giderek bir şekilde devam edecek olursa ABD burada ne yapacak? Yani sadece Türkiye'ye diplomatik olarak ben senin yanındayım mesajı vermeye devam mı edecek? Yoksa somut olarak başka Türkiye'yi destekleyecek adımlar da atacak mı? Hepimizin yakından takip edeceği konu artık bu. Şimdilik aktaracaklarım bunlar. Kolay gelsin. Hakan, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, şimdi bir pergel düşünün. Bu pergelin bir ayağı Ankara'da, diğer ayağı
Washington'da, bir diğer ayağı da Moskova'da. Moskova, Suriye politikasında, Suriye iç savaşına Suriye ordusunun Esad'ın yanında müdahil olduktan sonra bölgedeki ağırlığını iyiden iyi arttırmış durumda. Özellikle geçtiğimiz aylarda Donald Trump'ın Amerikan güçlerini Suriye'den çekme kararını aldıktan sonra boşluğu Moskova doldurdu. Hem de ne doldurma. Şu anda hava sahası, Suriye hava sahası Rusya'nın kontrolünde. Rusya izin vermeden Türkiye dahil hiçbir ülke kuş uçurtamıyor. Şimdi bu durumda doğal olarak şu anda İdlib'e asker yağan Türkiye'de endişe yaratıyor. Zira hava üstünlüğü demek olası bir savaşta, saldırıda bir anlamda dengeleri değiştirecek kadar önemli bir güç demek. Bu yüzden de geçtiğimiz hafta dahil olmak üzere Türkiye diplomasi yolunu hiç bırakmıyor ve Moskova'ya ardı ardına ekipler göndererek, heyetler göndererek konuşmaya, görüşmeye devam ediyor. Peki bu masalarda ne konuşuluyor? Bu masalardan bir sonuç çıkar mı? İsterseniz bunu tecrübeli bir isme soralım. Oğuz Bey, şu anda Moskova'da konuşulan ne sizce? Türk heyetleriyle Moskova'daki Rus heyetleri neyi konuşuyorlar bu masalarda, neyi tartışıyorlar? Şimdi tabii Rusya ile Türkiye arasında diplomasi kanalları açık. Ankara'da yapılan müzakerelerden sonra Rusya'daki müzakereler devam etti. Hem Dışişleri Bakanlığı'ndan hem de Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer var. Zaten Dışişleri Bakan Yardımcısının başkanlığında yürütülüyor. Rusya tarafından da Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlık ediyor heyetlere. Tabii Dışişleri Bakanlarının Münih'te yaptıkları bir toplantı var. Cumhurbaşkanlarının telefon görüşmeleri var, devlet başkanlarının. Yani diplomasi kanalları açık. Tabii masada olan en önemli konu İdlib görüşülüyor. İdlib'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi. İşte Türkiye'nin isteklerinin başında geliyor tabii ateşkes. Daha sonra Türkiye İdlib'de Astana ve Soçi'de çizilen sınırlara geri dönülmesini istiyor. Suriye kuvvetlerinin yaptığı ilerlemenin geri çekilmesini ve işte Türk 12 tane gözlem noktasının da bulunduğu sınırların tekrar kurulmasını istiyor. Ama anladığımız kadarıyla Rusya şimdilik bunlara evet demiş durumda değil. İşte bir verdiği kağıttan bahsediliyor, bir haritadan bahsediliyor ki bunda İdlib'in çok büyük bir kısmı Suriye'ye bırakılmış gibi gözüküyor. O bakımdan yani diplomasi masasında bir sonuç alınmamış şu ana kadar, ortadaki durum bunu gösteriyor. Ve Türkiye bundan son derece büyük bir rahatsızlık duyuyor. Çünkü Türkiye'nin istediği, biraz önce belirttiğim gibi, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve sınırların Soçi'de ve Astana'da çizilen duruma geri dönmesi. Yani Türkiye İdlib'de yeni bir insani kriz istemiyor. Krizin engellenmesini istiyor. Çatışmasızlık bölgesinin eskisi gibi tekrar kurulmasını istiyor. Ama Rusya hem rejimin saldırganlığını bir yandan destekler gibi gözükürken hem de rejime yeşil ışık yakmış gibi bir durum içerisinde gibi gözüküyor. Bu ilişkileri sadece Suriye ile İdlib'de sınırlamak imkanı yok. Bu ilişkilerin ticari bir boyutu var, bu ilişkilerin enerji boyutu var, bu ilişkilerin turizm boyutu var, diğer başka bölgelerde işbirliği imkanları var. İşte Libya'dan tutun da Karadeniz'e kadar birçok konu Türkiye ile Rusya arasında görüşülüyor, işbirliği yapılmaya çalışılıyor. O bakımdan tabii Türkiye-Rusya ilişkilerini Suriye ve İdlib ile kısıtlamak mümkün değil. Ama İdlib Türkiye için çok önemli, Suriye de Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin hem İdlib'de hem de Suriye'de vazgeçilmez ve geri dönülmez bazı çıkarları var. Rusya'nın bu çıkarları görmemezlikten gelmesi tabii Türk-Rus ilişkilerini olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Eğer tabii Türkiye belirttiği gibi Suriye'de, İdlib'de Şubat sonunda bir askeri harekete zorlanırsa, rejim geri çekilmediği takdirde, göç problemi ortadan kalkmadığı takdirde, ateşkes kalıcı hale gelmediği takdirde Türkiye-Rusya ilişkilerinin daha da kötü, olumsuz şekilde etkilenmesi imkanı maalesef olasılığı gözüküyor. Yani böyle bir olasılık var. Rusya'nın bunu görmesi ve Türkiye'nin İdlib'deki, Suriye'deki çıkarlarını göz ardı etmemesi gerekiyor. Oğuz Bey, siz tecrübeli bir kariyer diplomatısınız. Şu anda İdlib'de geleceği ne görüyorsunuz? Ne bekliyor Türkiye'yi acaba?
Yani tabii etkileyebilir. Çünkü İdlib Türkiye için çok önemli. Türkiye'de 3.6 milyon Suriyeli yaşıyor. Buna şimdiki 1 ila 2 milyon arasında yeni bir Suriyeli sığınmacı kriziyle Türkiye İdlib'de Hatay sınırlarımızda karşılaşmak istemiyor. Diğer taraftan tabii İdlib'in Suriye genelinde de başka önemi var. Yani Suriye'deki genel dengeler içerisinde büyük önem var. Anayasa Komitesi'nin çalışmalarında büyük önem var. Suriye'deki krizin askeri yöntemlerle değil, siyasi yöntemlerle, masa başında, diplomasi yoluyla çözümlenmesi konusunda önem var. Rusya bunları görmediği takdirde, yani hem İdlib'deki hem Suriye'deki çıkarlarını dikkate almadığı takdirde Suriye konusunun Türkiye ile Rusya'nın Suriye'de yaptığı işbirliğini olumsuz şekilde etkileme olasılığı var. Hem de Türk-Suriye ilişkileri, Rusya ilişkilerini olumsuz yönde etkileme ihtimali var. İşte biraz önce dediğim gibi yani bu ilişkiler o kadar geniş boyutlu ki şimdi birçok ticari menfaat var, ekonomik işbirliği imkanları var, işte Karadeniz'deki durum ortada, Akdeniz'de sorunlar var. Bütün bunlar konularında yani Türkiye ile Rusya'nın tabii askeri bir işbirliğinden de söz edilebilir şimdi. S-400'ler konusu var. Bütün bunların olumsuz şekilde etkilenmesi ihtimali maalesef ortada gibi gözüküyor. Bunu ne Türkiye istiyor ne de Moskova istemiyormuş gibi gözüküyor. Şimdi geçmişe baktığımız zaman biliyorsunuz yani Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, işbirliğinin sona ermesinin sebebi Washington'un Türkiye'ye yaptığı sözleri yerine getirmemesiydi. Hem tabii PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla işbirliği içerisine girdi. Bu Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey değildi. Ama ondan sonra da Türkiye'ye verilen sözler Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Washington tarafından yerine getirilmedi. O bakımdan tabii Suriye'de Amerika ile Türkiye'nin yolları ayrılmış gibi oldu. Ve bu tabii Washington-Türkiye ilişkilerini de önemli bir şekilde, olumsuz şekilde etkiledi. Şimdi karşılaşılan durumda aynı şekilde Rusya'nın Türkiye'ye verdiği sözleri İdlib'de hem Astana hem Soçi mutabakatları çerçevesinde, işte ateşkesin kalıcı olması, sınırların değişmemesi konusunda verilen mutabakatların, varılan mutabakatların uygulanmadığını görüyoruz. Yani Rusya'nın Türkiye'nin menfaatlerini Suriye'deki hem İdlib'de hem Suriye genelindeki dikkate almaması Türkiye ile Suriye arasındaki, Rusya arasındaki Suriye'deki işbirliğini çok olumsuz şekilde etkileyecektir. Bunun da tabii kaçınılmaz olarak Türk-Rus ilişkilerinin geneline olumsuz etkileri olacaktır. Oğuz Bey çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Sayın Büyükelçinin de belirttiği gibi diplomasi olmazsa olmaz, vazgeçilmeyecek en önemli gerçeklerden, ülkeler arasında ilişkileri belirleyen önemli konulardan bir tanesi. Kuşkusuz Türkiye büyük bir sınav veriyor. Türk ordusu topyekün tüm gücünü İdlib'de gösteriyor. Ancak yarın bir gün İdlib'den çıkacak sonucu umarız İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri değil, şu anda farklı ülkelerde çaba gösteren Türk diplomatları belirler. Ve hiçbir Türk askerinin ayağına taş değmeden tekrar Türkiye'ye sağ salim dönerler. Sevgili seyirciler, bu haftanın ilginç konularından, ilginç anlarından bir tanesi Almanya'da yaşandı. Almanya'da bir ırkçı saldırı düzenlendi ve Türklerin de yer aldığı yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen isimse daha sonra evine gidip intihar etti, annesini de öldürdü. Ortaya çıkansa Almanya'nın şu yakın dönemdeki önemli gerçeklerinden, ırkçılık tartışmalarından bir tanesiydi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin ırkçı görüşleri olduğu ve komplo teorileriyle kafasında allak bullak olduğu daha sonra ortaya çıktı. Tabii Almanya da buna büyük tepki gösteriyor. Sadece azınlıklar değil, Almanlar da buna büyük tepki gösteriyorlar. Oğuz Erkmen, gazeteci meslektaşım, şu anda Almanya'da. Oğuz Bey, ne yaşandı acaba? Bize bir ilk olarak olayı anlatır mısınız? Almanya'dan merhabalar sevgili Cüneyt Özdemir. Almanya'da korkunç saldırının acı yankıları hala devam ediyor. Bildiğiniz üzere Hessen eyaleti Frankfurt yakınlarındaki Hanau kasabasında korkunç bir ırkçı saldırı meydana geldi ve bu saldırıda 5'i Türk, 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 43 yaşında Tobias isimli bir Alman ırkçı olduğu belirtilirken, saldırganın evinde ölü bulunması ise saldırının gizemini daha da arttırarak akıllara acaba yeni bir Enesu vakasıyla daha karşı karşıya mıyız sorusunu getiriyor. Malumunuz Enesu davasında da birçok delil ortadan kaldırılmıştı. Tanıklar bir şekilde öldürüldü veya ölü bulunmuştu. Araştırmalara bakıldığında son 8 yılda tehlikeli Alman ırkçıların sayısında ciddi bir artış gözüküyor. Yine diğer taraftan daha saldırıdan 2 gün önce Pegida'nın 4000 kişiyle 200. gösterisini gerçekleştirmesi, aşırı sağ söylemleriyle bilinen Almanya için alternatif partisi olan AfD'nin topluma nefret saçan faaliyet ve çalışmaları, cami derneklere yapılan saldırılardaki önemli artış ve faillerin bir türlü bulunamaması, yine Alman medyasının ırkçılığı körükleyen algı operasyonları, siyasi parti mensuplarının zaman zaman yaptıkları talihsiz açıklamalar ve yine Alman hükümetinin duyarsızlığı sanki bu saldırının daha önceden geleceğini bize haber vermiş gibi. Saldırının hemen ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank Steinmeier, Şansölye Merkel ve STK başkanları ve yöneticileri olayı kınayan, saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundular. Özellikle birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği açıklamalarda Merkel'in ırkçılık bir zehirdir ve de bu bizim toplumumuzda var şeklinde açıklama yapması dikkatleri çekti. Ayrıca sevgili Cüneyt Özdemir, Almanya'da faaliyet gösteren Türk STK yöneticileri de ırkçı saldırılardan duydukları rahatsızlıklarını belirtirken, Almanya'nın değişik kentlerinde bu saldırıyı protesto etmek için hazırlıklara başladıklarını belirttiler. Oğuzhan Bey, çok teşekkür ederim. Hem başsağlığı dileyelim hayatını kaybeden vatandaşlarımız için, hem de büyük geçmiş olsun diyelim. Umarız bundan sonra benzer görüntüler yaşanmaz. Sevgili seyirciler, gelin isterseniz şimdi Almanya'dan sizleri Çin'e götürelim. Çin koronavirüsüyle boğuşmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüsünde salgından dolayı ölenlerin sayısı 2000'e dayanmış durumda. Çin'de yetkililerin çabalarına rağmen hayat henüz normalde dönmedi. Koronavirüs tüm dünya ekonomisinde yerle bir eden Çin'i darma duman etmişe benziyor. Zira ülkenin birçok bölgesinde fabrikalar işbaşı yapmadı. İmalat sektörü başta olmak üzere geciken üretim başlangıcı sebebiyle küresel çapta tedarik zincirinde aksamalar yaşandığını görüyoruz, izliyoruz. Amerika ile Çin arasında Aralık 2019'da imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasından doğan yükümlülüklerin de Çin yönetimi tarafından nasıl karşılandığı piyasaları tedirgin etmiş durumda. Analistler Çin'in ekonomik büyüklüğünün 2002-2003'te ortaya çıkan SARS virüsü dönemindekinin yaklaşık 4 katına çıktığını ve küresel ekonomi için görece daha önemli hale geldiğini de söylüyorlar. Koronavirüsünün bu ortaya açtığı görüntülerin de kuşkusuz sadece yaşamları değil, Çin'deki ticareti de çok yakından etkilendiğini belirtiyorlar. Brent petrolün varili %15, bakırın libresi %8.4 gerilemiş durumda. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü, yani OPEC'in raporuna göre petrol talebi bir haftalık süreçte %19 gerilemiş durumda. Bu da Çin ekonomisinin aslında ne kadar büyük olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. Çin ekonomisinin büyümesi de yavaşlamış durumda. Şu anda kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'de yaptığı açıklamada Çin'in 2020 büyüme tahminini %5.8'den 5.2'ye indirdiğini söylüyor. Altay Atlı'ya soralım. Altay Bey, şimdi koronavirüsünün sağlık kısmı konuşuluyor ama Çin gibi dünyaya meydan okuyan bir ticaret devi de ekonomik olarak da cüzdanları vurmuşa benziyor. Nedir acaba ekonomide Çin'den baktığınız zaman nasıl gözüküyor koronavirüsün etkisi? Evet, koronavirüs ilk çıktığı günden itibaren aslında ekonomik yansımalarını, ekonomik maliyetini bu konunun konuşuyoruz. Ama aslında bu koronavirüs salgınının boyutu giderek büyüdükçe ekonomik maliyetin boyutunun da aslında çok daha düşündüğümüzden fazla olabileceğini görmeye başladık. İlk başlarda şunu konuşuyorduk. Tatil uzatıldı. Çin yeni yıl tatili uzatıldı. Şirketler tatil uzattılar. Üretim durdu. Seyahatler artık çok fazla yapılmıyor. İnsanlar evindeler. Dolayısıyla turizm sektörü etkilenecektir. Hava taşımacılığı sektörü etkilenecektir. Bu açıdan bakıyorduk. Sonra tatil giderek uzadı. Hatta Çin birçok eyaletinde şu anda hala üretim, fabrikalar üretime geçmiş değiller. Birçok şirketin, birçok hani satış merkezinin, süpermarket zincirinin, restoran zincirinin açmadıklarını,
havalimanı kapattıklarını, hatta bir kısmının yani ikinci bir uyarıya kadar, ikinci bir talimata kadar açmayacağını, belirsiz olarak açmayacaklarını gördük. Ondan sonra tabii üretim durdukça, ki hani düşünün, bir gün bile üretimin durması, fabrikanın durması aslında çok ciddi bir maliyet demek. Şu anda haftalardır üretim yapmayan veyahut üretime dönmüş olmakla beraber çok kısıtlı bir kapasiteyle üretim yapan fabrikalardan bahsediyoruz. Bunun tabii Çin'in küresel ekonomideki konumu, Çin'in ölçeği ve Çin'in özellikle tedarik zincirleri içerisindeki rolü düşününce aslında maliyetin çok daha büyük olduğu ortaya çıkmaya başladı. Çin şu anda Asya'daki tedarik zincirlerinin tam merkezinde yer alıyor. Birçok ürün bu tedarik zincirleri üzerinden üretiliyor ve zincirin bir parçası durduğu zaman bütün zincir işe yaramaz hale geliyor. Şu anda yaşadığımız da tam olarak bu aslında ve bütün dünya, sadece Çin firmaları değil, işte o tedarik zincirlerinin içerisinde yer alan bütün firmalar, bütün üreticiler olumsuz yönde etkilenmiş durumdalar. Bununla da kalmıyor tabii ki. Çünkü Çin ekonomisi zaten hassas bir dönemden geçiyordu. Ticaret savaşlarını bir süredir konuşuyoruz ama daha önemlisi, Çin ekonomisi bir süredir yapısal bir dönüşüm içerisindeydi. Model değiştiriyordu. Artık daha çok iç tüketime bağlı, ihracattan çok ve üretimde, yatırımlarda kaliteye, katma değere bağlı, teknolojiye bağlı yeni bir modele geçme çabaları gösteriyordu. Şimdi bu da sekteye uğradı. Sekteye uğradı ve Çin'in ekonomisinin sekteye uğraması bütün dünyayı etkiliyor. Şöyle bir durum söz konusu şu anda. Çin bu reformlar istenildiği seviyede, yani bu dönüşümü getirecek reformlar istenildiği derecede gitmediği müddetçe parasal genişlemeyle piyasaya daha kolay para vererek ekonomik aktiviteyi canlı tutuyordu. Şimdi virüs geldi. Ticaret savaşları zaten olumsuz etkiliyordu. Bir de virüs geldi. O zaman ne olacak? Günü kurtarabilmek için, yani yapısal reformlar daha da ileriye atılacak ve günü kurtarabilmek için daha fazla bir parasal genişleme gerekecek. Daha fazla piyasaya kolay para vermek gerekecek ve şu anda Çin bankaları da tam olarak bunu yapıyorlar. Faizleri indiriyorlar. Yeni teşvik paketleri açıklanıyor. Ama işte bu da hani sorunları ertelemek ve daha büyük hale getirmekten başka bir şey de değil. Evet, günü kurtarmaya yönelik ancak asıl meseleler giderek büyüyor. Şimdi dolayısıyla hani Çin'in şu anda yaşadığı birçok sorun, mesela borçluluk, parasal genişlemeyle birlikte gelen, borçlanmayla gelen yüksek borçluluk oranları ve aynı zamanda tabii yine aynı sebepten kaynaklanan batık krediler daha fazla artacak. Birçok şu anda şirket, küçük ve orta ölçekli şirket, hani zor durumda olduğu biliniyor. Birçoğunun şu anda aslında tamamen kapanmış, iflas etmiş olduğu biliniyor ve bu batık krediler sorununun aslında bu süreç içerisinde daha da derinleşeceği, çok ciddi bir şekilde derinleşeceği tahmin ediliyor. Yani konu aslında düşünüldüğünden daha büyük ve her şeyden önce birincisi şu ölümlerin artık hız kesmesi, sona ermesi ve Çin hükümetinin artık bu konu kontrol altına alınmıştır şeklinde uluslararası kamuoyuna ciddi bir şekilde güven vermesi lazım. Ama ne zaman olabilecek bu, şu anda göremiyoruz. Altay Bey, peki şimdi Türkiye ile Çin arasında ticaret yapan çeşitli firmalar da var. Aynı zamanda bazı yerlerde de Türkiye'deki Anadolu Kaplanları Çin'dekilere rakip. Şimdi bütün bu gelişmeler Türkiye perspektifinden baktığınız zaman nasıl gözüküyor? Bu gelişme, yani Çin'in ekonomik olarak tökezlemesi Türkiye'nin işine mi geliyor, işine gelmiyor mu? Evet, yani gerçekten zorlu bir dönemeçten geçen Çin bir darbe almış oldu ve aslında Çin'in başındaki tek dert şu anda koronavirüsü de değil. Söylediğiniz gibi ticaret savaşları aslında devam ediyor. Yani bu bitmedi. Giderek aslında, evet, şu anda bir ara verilmiş durumda en son yapılan faz 1 anlaşmasıyla. Ancak burada bir, hani şu anda ara noktadayız. Devam edecek. Bir yandan Hong Kong'daki gösteriler devam ediyor. Hala o sorun çözülmüş değil. Yani Çin şu anda çok ciddi, çok büyük meselelerle aynı anda uğraşmak durumunda kalmış durumda. Ve bunun Çin ekonomisi etkileri tabii ki, hani yapılan çalışmalar da var, yapılan tahminler var. %6'lar seviyesine inmiş olan büyüme oranının bu yıl içerisinde %5,5-5,4'e inebileceği, hatta bu iş kontrole alınamazsa, tam tersi iyice kontrolden çıkarsa Çin'in büyümesinin %4'lere kadar inebileceği şeklinde tahminler var. Bu tabii ki sadece Çin'in meselesi değil. Yani şu anda Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı devam ederken böyle bir mesele geldi. Burada Çin kaybetti, Amerika kazandı demek bence yanlış olur. Çünkü burada da kazanan olmayacak. Ticaret savaşlarında nasıl kazanan yok, burada da bir kazanan olmayacak.
Evet, Çin giderek zor bir duruma düşüyor ve Çin muhtemelen burada ticaret savaşında Amerika'ya karşı bir takım yeni açılımlarda bulunacaktı. Çünkü iyice zor duruma düşmüş durumda. Ancak bu konunun devam etmesi, bu sorunun devam etmesi, hastalığın kontrol altına alınamaması sonuçta dönecek, Amerika'yı da etkileyecek, bütün dünyayı etkileyecek. Dolayısıyla bundan bir kazanan olacağını söylemek çok yanlış bir yaklaşım olur bence. Ama şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde Çin bir takım açılımlarda ekonomiyi rayında tutmak için işte gerekli önlemleri alacaktır. Ama burada çok ciddi kayıplar tabii ki kaçınılmaz. Bununla birlikte Amerika ile olan veya dünyanın geri kalanıyla olan bütün ekonomik ilişkilerinde de biraz daha yine farklı açılımlar söz konusu olacağını düşünüyorum. Ticaret savaşları bu anlamda yeni bir boyut kazanabilir. Ancak dediğim gibi ne ticaret savaşlarının bugünden yarına koronavirüs nedeniyle sona ermesi ne de koronavirüs nedeniyle Çin'in bu savaşı kaybettiğini ve Amerika'nın kazandığını ilan etmek bence doğru olmaz. Çok çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Sevgili seyirciler, koronavirüs aynı zamanda Çin Komünist Partisi için de büyük bir sınav anlamını taşıyor. Çünkü belki de son yıllarda dünyanın görüp görebileceği en büyük yaygını kontrol altına, salgını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Ve bakalım Çin bunu başarabilecek mi? Bir yandan geçtiğimiz hafta Japonya'da tutulan bir gemiden de 14 Amerikalı buraya getirildi. Burada da olay oldu. Niye bunlar getirildi? Buraya yayılması endişesi duyuluyor. Hatta bir kısmı da Kaliforniya'ya geldi. Onlar da şu anda karantinada tutuluyorlar. Gelin Çin'den sizi şimdi Fransa'ya götürelim. Fransa'da da bu hafta Türkiye'yi ilgilendiren, Türkleri ve Müslümanları ilgilendiren özellikle ilginç bir gelişme yaşandı ve Fransa Devlet Başkanı Macron 2020 yılından itibaren Fransız okullarındaki din ve yabancı dil derslerini yabancı dil derslerinin kaldırılacağını açıkladı. Buna gerekçe olarak da bazı ülkelerin, Türkiye'yi isim vermeden kastederek, Fransa'da farklı bir dini perspektif yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Bir anlamda suçladı. Şimdi bu konu daha önce Türkiye ile Fransa arasında gerginliğe yol açmıştı. Türkiye'de konuşulduğunda Türkiye cevap olarak madem öyle diyorsunuz o zaman biz de Türkiye'deki bütün Fransızca eğitim yapan Fransız okullarını kapatalım bir günde bakalım siz ne düşüneceksiniz demiştim. Şimdi tartışma yeniden alevlendi. Peki ne yaşanıyor? Bu ne anlama geliyor? Demirören Haber Ajansı'ndan Engin Akgürbüz şu anda Fransa'da bizi bekliyor. Engin Bey, bu beklenen bir gelişme miydi? Tam olarak neyi kastediyor Macron acaba? Bize biraz açar mısınız? Cüneyt, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bundan iki gün önce Türk diasporasının oldukça bol yaşadığı Fransa'nın Mulhouse kentinde bir takım açıklamalarda bulundu. Buraya geliş, yani bu şehirden yapılan bu açıklamaların maksadı acaba Türk diasporasının kalabalık olması mı? Bilemeyeceğim, olabilir de belki de bir mesaj vermek istedi. Burada yaptığı açıklamada 2020 Eylül ayına kadar bundan sonra Türkiye'den gelen imam ve öğretmenlerin bundan sonra Fransa'da görev yapamayacaklarını açıkladı. Bu imamlar dini açıdan burada bulunan, Fransa'da bulunan camilerde görev yapıyorlardı. Türk öğretmenler ise Fransa'daki okullarda Türk çocuklarının bol olduğu okullarda Türk dili, tarihi ve gelenek ve göreneklerini anlatan dersler veriyorlardı. Macron bundan sonra Fransa topraklarında Türkiye kanunlarının geçerli olmayacağını söyledi ve 2020 Eylül ayından itibaren bu insanların artık Fransa'da görev yapamayacaklarını açıkladı. Bunun biraz da öncesi var. Böyle yapılmasının maksadını şöyle anlattı Macron. Dedi ki ben artık Fransa'da ne komünitarizm istiyorum ne radikal din istiyorum. Bunları önlemek amacıyla bu insanların gelmesine son vereceğiz dedi. Fakat bunun biraz daha öncesi vardı. Komünitarizme son vermek isteyen Emmanuel Macron, Ocak ayının sonunda Ermeni Dernekleri Koordinasyon Konseyi yıllık senelik toplantısında, yemeğinde 200 kadar aşırı milliyetçi Ermeninin önünde müfredata uymayan talebelere gerekenin yapılacağını söylemişti. Bu ne demek oluyor? Bu da şu demek oluyor. Kolej 3. sınıfta okuyan öğrenciler, öğrencilerin tarih ve coğrafya kitapları 2 sayfa sözde Ermeni soykırımını içeriyor. Ve bazı sınıflarda bu sorun doğuruyor. Çünkü Türk çocuklar buna karşı çıkıyorlar. Türk asıllı Fransız çocuklar buna karşı çıkıyorlar. Ve bazen olay çıkıyor. Ben zaten bu konuda bir iki röportajda yapmıştım. Bu olayların üstüne gitmiştik. Peki bütün bunlar bizi şaşırttı mı? Şaşırtmadı. Çünkü bu Emmanuel Macron'un seçimlerden önce vermiş olduğu sözlerdi. Eğer diyordu beni başkan seçerseniz bunları yapacağım diyordu demişti. Ve bugün bu onları uyguluyor. Niye yapıyor bunu Macron?
Macron. Çünkü Mart ayının içinde Fransa'da belediye başkanlığı seçimleri var ve Macron'un partisi Yürüyen Cumhuriyet diyelim, adayları zor durumdalar. Zaten bir seneden beri sarı yelekliler her cumartesi pazar günü bir yerlerde yürüyüş yapıyorlar, bir yerlerde gösteri yapıyorlar. Bu gösteriler Macron'un popülaritesini oldukça düşürmüştü Fransız vatandaşlarının gözünde. Yani popülaritesi %35'lere, %30'lara kadar gerilemişti. Belki bir yerde bunu geri toplamak istiyor. Belki de bu seçimlerde yükseldiğini gördüğü Fransız aşırı sağına karşı bir takım hareketlerde bulunmak için bunu yapıyor olabilir. Peki Türk diasporası ne yapıyor bu konuda? Türk diasporası 700 bin kişilik bir Türk diasporası var Fransa'da yaşayan ve büyük bir bölümü oy kullanıyor. Şu anda sosyal medyada Türk diasporası Türkler oy kullanıyor. Le Turc vote isimli bir cümleyi hashtag olarak devamlı bunu döndürüyorlar. Dolayısıyla Türkler de Emmanuel Macron'a oy kullandıklarını ve karşı oy kullanabileceklerini anlatıyorlar. Mesela gene Mülüs kentinde Türk Kültürü Derneği bir basın açıklaması yaparak Yürüyen Cumhuriyet Partisi adayı Lara Mignon'a, o bölgenin milletvekiline Macron'un ne demek istediğini sordular. Bence bu iş biraz daha ileri gidecek gibi geliyor. Macron'un yani bazı şehirlerde şöyle anlatayım, 50 bin kişilik bir şehirde belediye başkanlığı 200 oyla ya bu tarafa gidiyor ya bu tarafa gidiyor ve bazı bu şehirlerde Türklerin oyları, Türk vatandaşlarının oyları bazen 1400, bazen 1500, bazen 2000 oluyor. Mülüz'de olduğu gibi mesela 2000 oy. Dolayısıyla belediye başkanının kim olacağını bu oylar belirleyebilecek. Eğer o şekilde oy kullanırlarsa Türkler. Biz de bekleyip göreceğiz. Bu şeylerden günler ilerledikçe yaşanan olaylardan sizleri de haberdar etmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü sana bırakalım. Engin Bey çok çok teşekkür ederim Fransa'daki gelişmeleri bizlere bildirdiğiniz için. Sevgili seyirciler, gelin isterseniz biraz da bugünlerde şurada Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan 2020 seçimlerinin kavgasını anlatayım size. Kavga büyük ama kavga cumhuriyetçilerin içinde değil, bu sefer demokratların içinde. Kavganın nedeni lider kim olacak kavgası. Çeşitli isimler aylardır eyaletleri dolaşıyorlar ve farklı eyaletlerde de bizim artık unuttuğumuz liderler buluşmasında bir araya geliyorlar. Lider adayları buluşmasında ve karşılıklı salvolarla çeşitli konuları tartışıyorlar. Birbirlerine laf sokuşturuyorlar. Kimi zaman eleştiriyorlar, kimi zaman inanılmaz cümleler kuruyorlar ve özellikle demokratlar adaylarını seçmeye çalışıyorlar. Bütün bunları olurken de cumhuriyetçilerin artık banko adayı Donald Trump Twitter'ın başına oturuyor ve bütün bu şeyleri seyredip olası adaylarını yıpratmak için o ünlü Twitter hesabından eleştirilerini yayınlıyor. Nitekim bu hafta Las Vegas'ta yapılan liderler, demokrat liderler adaylarının buluşmasında da çok ilginç anlar yaşandı. Biliyorsunuz şu ana kadar Bernie Sanders ya da Joe Biden ya da Buttigieg gibi isimler çok öndeydi, konuşuluyordu. İlk kez bir milyarder, eski bir cumhuriyetçi, eski New York'un valisi olan Bloomberg'te bu buluşmaya katıldı ve en çok eleştiriyi de Bloomberg aldı diyebiliriz. Demokratların adayı kim olacak belli değil. Bernie Sanders'te Bloomberg arasında gidip gelen bir süreç var gibi. Aslında kimin seçileceği, hangi ismin aday olacağı belki de Amerika'daki demokrasinin de geleceğinin bir işareti olacak bize. Tabii ayrı kamuoyu araştırmaları da var. Cumhuriyetçiler kesin Trump seçilecek diyorlar. Demokratlar kesinlikle Trump kaybedecek diyorlar. Şu anda net bir şey yok. Zaten biraz erken bir dönemdeyiz. Kimin aday olacağı da, demokratlardan kimin aday olacağı da bütün bu süreci belirleyecektir. Bakalım kim aday olacak? Acaba İskandinav tarzı bir sosyalizmden bahseden Bernie Sanders mi? Yoksa milyarder bir iş adamı olan Bloomberg mü demokratların adayı olacak? Az gittik, uz gittik, bir 5N1 kanının daha sonuna geldik. Bir CNN Türk klasiğinde tam 20 yıldır sizlere Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli önemli konularını anlatmaya, aktarmaya devam ediyorum. Yeni bir 5N1 K'da önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.